Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yine bir akrilik döküm kaydındayım. Umarım bu sefer güzel bir kayıt olur. Yapmak istediğim, kullanmak istediğim teknik benim için de yeni bir teknik. İplerle boyayı kanvas üstüne yayaraktan çıkacak sonucu göreceğiz. Doğru iplerimi kullanıyorum. Bilmiyorum, bu ipler bu boyayı emmez gibime geliyor ama evde olan ip buydu. Onun için bir deneme yapmaya karar verdim. Şimdi yaptığım işlem krem rengi boyamı koydum. Siyah boyamı koydum. Ve kırmızı boyamı koydum. İçine göz kararı azar azar dekopaj tutkalından koydum. Ve ondan sonra koyduğum boya kadar flörtrol koydum. Akışkanlığını. Yani sizlerin kadence pouring medium dediğinizden bu da. Bu da flörtrol buradaki adı. Başka bir marka. Bunlardan koydum. Kırmızıya koymamışım. Şimdi koyayım, onu da ekleyeyim. Şimdi hem de görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi bakın. Kırmızının içine tutkalımı azıcık koydum. Çünkü flörtrol kullanacağım. Şimdi boyam kadar flörtrol döküyorum. Biraz fazla kaçtı ama olsun, sorun değil herhalde. Evet. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet, bu kırmızı. Bu flörtrol renklerin bu beyaz olmasına rağmen ve tutkalın da rengi beyaz olmasına rağmen bunlar boyalarımın renklerini değiştirmiyorlar. Evet, böyle karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu çok katı kıvamda şu anda. Bu şekilde kullanamam. Akışkanlık sağlanmaz. O yüzden azar azar karıştırırken, şunları şu tarafa alayım. Azar azar karıştırırken içine istediğim kıvamı gelene kadar az az su karıştıracağım. Tabii bu suyun kettle'ı ısıtıp soğuttuğunuz suyu kullanabilirsiniz ya da şişe su kullanabilirsiniz. Direkt musluktan alıp kullanırsanız ne tür bir etkisi oluyor bilemiyorum ama ben bazen kullanıyorum, direkt musluktan alıp bazen kettle'da kaynamış, daha önceden kaynamış olan suyu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi az koydum suyumu ve boyayı karıştırıyorum. Şimdi çok fazla sulu olursa kanvasta tabi suyu emiyor. Renkler kayboluyor o zaman. Ve çok sulu olan boyalar birbirine karışıp renkler bozuluyor, değişiyorlar. O yüzden ne çok sulu ne çok katı olacak. Katı olduğu takdirde kanvasın üstünde löp löp kalabiliyor. Daha sonra çatlamalar oluyor. Çok katı olduğu zaman, çok boya olmuş oluyor. O zaman çatlamalar oluyor. Bunu istemediğim için evet, biraz daha katacağım içine su. Bu şimdi böyle krema kıvamında oldu. Biz bunu erimiş dondurma kıvamına getireceğiz. Azar azar ekliyoruz suyumuzu. Bakalım. Evet. Kesintisiz akması lazım bıçağımdan. Fena değil. Ama sanki bir parçacık daha. Çok az. Bir parça daha ekleyebilirim. Evet. Evet, iyice karıştırıyoruz. Oldu. Evet, sırada bu hangisiydi? Krem rengi olandı. Onun için de bir bıçak alalım ve karıştırmaya başlayalım. İkinci bir kanvasla dökmeyi düşünüyorum. O yüzden krem rengini daha çok yaptım. Kalan boyalarımı da dökebilirim, onu da zaten sanırım artacaktır. Evet, suyumuzu ekliyoruz.
bakalım. Evet, krem rengi daha kıvamlı oldu sanki ama evet, biraz daha su istiyor. Bilmiyorum ama ben çok zevk alıyorum bu işten. Umarım sizler de akrilik döküm olayına bir şans tanırsınız ve denersiniz. Müthiş zevk alacaksınız. Güzel motifler, desenler çıktığı zaman, bu sel dedikleri olay gerçekleştiği zaman insan gayet mutlu oluyor. Ve bir de bu güzelliklerin üstünü şeffaf epoksi ile kapladığınız zaman muhteşem şeyler ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ben. Bunu yapmak isteyen arkadaşlar var biliyorum. Fakat cesaret edemiyorlar. Oysa çok basit, çok kolay bir işlem. Zevkle yapabileceğiniz ve herhangi bir zararı da yok size. Özel maskeler, özel eldivenler takmak zorunda değilsiniz. Bu eldiveni de sadece takıyorum. Tırnaklarım ellerimin arasında boya girmesin. Kimi zaman çıkmıyor. Yani insanın tırnağına gidiyor ve çıkmıyor oradan. Kötü bir görüntü olmasın diye takıyorum. Yoksa bunun bir herhangi bir zararı yok. Evet. Gördüğünüz gibi bu da kıvamına geldi. Bakın nasıl akıyor. Evet. Sırada siyah boyamız var. Onun içinde bir alalım. Bıçağımızı, plastik bıçağımızla karıştıralım. Evet, bunun temizliği de çok kolay. Sonrasında bu gördüğünüz bardaklarımı yıkıyorum ılık suyla. Hemen kurutmadan tabii yıkıyorum. Kuruyunca biraz zorlanıyorsunuz ama ılık suda bekletip yıkayabilirsiniz daha sonra. Ben hemen anında işim bittikten sonra yıkıyorum. Hiçbir zorluk olmadan bu boyalar çıkıyorlar. Ve yeniden kullanıyorum. Aynı bardakları yeniden kullanıyorum. Evet, şimdi siyahıma da su ekliyorum. Evet, bu arada arkadan ne ses geliyor diyeceksiniz. küçük oğlumla birlikteyiz şu anda. O da oturmuş. Çizgi film bakıyor. Onun sesi geliyor. Ben kıs dedikçe o kıstım anneciğim diyor ve açıyor tekrardan. O yüzden kusura bakmayın. Evet, biraz daha su istiyor. Bir parça daha. Gruplarda dolaşıyorum. İnsanların yaptığı paylaşımlara bakıyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü herkes ilk döküm, epoksi olayı, bunları yaparken, yeni yeni şeyler öğrenirken bu gruplarda, paylaşımlarda kendimi çok iyi hissediyorum ve böyle terapi gibi geliyor bana. Pozitif enerji doluyorum, şarj oluyorum tekrardan. Güzel bir şey bu. Herkese de tavsiye ederim. Bütçenize uygun şekilde yapabilirsiniz. Bakın, mesela ben ilk bu akrilik olayına başladığımda son derece ucuz, herhangi böyle ünlü bir marka olmayan boyalarla bunu başladım, yaptım. Ve gayet de güzel sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Tabii ki boyanın, kullandığınız kaliteli boyanın bir farkı oluyor. Ama illaki gidip en pahalı marka boyayı almak zorunda değilsiniz. Yani her bütçeye uygun. Evet, siyahımız da hazır. Her bütçeye uygun boyalar var.
ve gayet rahatlıkla bu hobiyi yapabilirsiniz. Kendinize hobi olarak edinebilirsiniz. Herkes yapabilir. Kimsenin özel bir eğitim almanıza gerek yok. Kendi kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Evet, şimdi ne yaptım? Döner platformum var gördüğünüz gibi burada. Buna Lazy Susan diyoruz biz burada. Evet, bunu bulmak için bayağı bir uğraştım. Sonra ikinci el dükkanda çok şanslıydım. 1 euroya belki daha az. Çünkü toplu halde alışveriş yaptım. Kanvaslar aldım, bir sürü şey aldım. 1 euroya bana belki de mal olmuştur bu alttaki döner platform Lazy Susan'ım. Şimdi evet, ne yapmanız gerekiyor? Dikkat etmeniz gereken şey, kanvasınız sabit mi, dengede mi duruyor? Ki boyalar ona göre güzel bir şekilde aksın üstünde. Evet, benimkisi şu anda evet, kontrol ettim ve düzgün duruyor. Şimdi öncelikle siyahla kanvasımı kaplamayı düşünüyorum. O yüzden ben fırçamı kullanarak ya da bunu kullanarak şöyle hafifçe dökeceğim üstüne. Şöyle yayıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapsam yayılır mı acaba diye düşündüm ama etrafa sıçratmak istemiyorum. Çünkü ben bu akşam bu Lazy Susan'ı akrilik boyanın kanvas üstünde yayılarak desenler oluşturmasını değil, farklı bir şekilde kullanmak istiyorum. Bana yardımcı olacak iplerimi çekmekte. Evet, gördüğünüz gibi güzelce boyadık. Kenarlardan akabilir, sorun değil. Hatta kenarlarımızı da şöyle boyayalım. Fazlalıkları. Fazlalıkları böyle yapabiliriz. Evet, şimdi burada bir mola veriyorum. Şimdi kararsız kaldım. Silikon veya sıksam mı diye. Hadi sıkalım. Beyazla kırmızıya birer fıs sıkalım. Her seferinde aynı şey yapıyorum. Kapağını çıkarmıyorum. Evet. 2 fıs sıktım. 2 fıs da buna. Evet. Şöyle bir karıştırdım. Böyle bir karıştırdım. Ondan sonra her zaman kullandığım, sel olsun diye kullandığım yağımdan iki damla beyaza, iki damla kırmızıya attım. Silikonumu da kaldırdım şuraya. Ve şöyle bir hafifçe karıştırdım. Evet, şimdi siyah boyaya artık ihtiyacım yok. O yüzden siyah boyamı kaldırıyorum buraya. Evet, şimdi heyecanlı kısma geldik. Bir dakika, şuraya atmışız. Bunu silelim. Başımız bakmasın. Evet. Evet, şimdi iplerimi
kremayı içine daldırıyorum. Evet, biraz dursun burada. Biraz emsin böyle. Bir tane de kırmızıya koyalım. Bu arada. Koyabilirsem çok iyi olacak. Evet. Bunlar böyle emsinler. Şu tarafta. Buna da bir ip daha koyalım. Yumuşak olmadığı için bayağı bir zorluk çıkarıyor bana. Evet. Şimdi ilk koyduğum ipimi böyle çekiyorum. Evet. Şöyle koyacağım. Kırmızı ipimi de alayım. Kırmızı ipimi de şöyle koyayım. Evet, öbür beyaz ipimizi de alalım. Onu da bu tarafa yerleştiriyorum. Buradan diğer kırmızı ipimi alıyorum. Onu da şöyle koyuyorum. Hepsini uçlarını elime alacağım şimdi. Bunu da alalım. Evet. Şimdi yavaş yavaş döndürmeye başlıyorum. Evet. Bu iplerimizi kullandık. Fena olmadı sanki. Şimdi yeniden krem rengine batırıyorum. Evet arkadaşlar, kesinlikle bu iple olacak bir iş değilmiş. Bunu anlamış bulunduk. Çünkü bu ip çok sert. Daha yumuşak. Kıvrılabilen ve boyayı daha güzel emen bir iple olursa eğer
çok daha güzel sonuç alınır diye düşünüyorum. Evet, bu sefer şöyle çekiyorum ben bunu. Döndürmek yerine. Evet. Bir tane de kırmızıya batırıyorum. Biraz negatif space dedikleri, yani siyah boyanın siyah olarak kalacak. Her tarafına illaki renk katmayacağım. Negatif space diyorlar buna. Negatif bölüm, yer kalmasınızda. Bu da ayrı bir güzellik katıyor bence. Çok güzel örneklerini görüyoruz. Evet. Onu da bu tarafa koyalım. Evet. Sizce nasıl oldu bilemiyorum ama şimdi ben buna bir de alev tutsam mı acaba diye düşündüm. Evet, tutalım. Bir saniye gidip alayım ben onu. Başladım. Evet. Gördüğünüz gibi şuralara hafif siyah boyadan daha sürmek istiyorum. Şöyle kalmasın, emdi. Rötuşlarımızı yapalım. Kenarları düzeltelim. Evet, görüntü olarak benim hoşuma gitti. Kenarlarını da şöyle siyahla elimle boyuyorum. Evet. Daha güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Beyaz kalsın istemiyorum. Ama kesinlikle bu kullandığım iple olacak iş değil. Daha güzel, yumuşak, kıvrılabilen, hatta daha kalın
iplerle çok daha güzel sonuç alınacağını düşünüyorum. Sanırım bu video biraz uzun oldu ama artık sabırla izlersiniz diye düşünüyorum. Ya da ileri alırsınız. Evet. Sonuca ulaştık diye düşünüyorum. Şimdi size daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Pek çiçeklere benzemedi ama değişik böyle abstract, soyut bir desen oldu. Evet. Sanki şuralarda daha böyle siyaha ihtiyaç var gibi. Kanvas bakın gördünüz mü? Emmiş oraları. Ya da iple sıyırırken. Düzeltmeler yapalım. Evet, son bir kez daha. Bir saniye. Şu çift kat eldiven giymiştim. Şunu çıkarayım. Benim sanırım şimdi hazır oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Evet. Bunu artık kurumaya bırakacağız. Evet. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Umarım sizler de denersiniz. Herkese iyi akşamlar.